Şöyle gel kamera. Gelin hadi bakalım. Gel geç. Evet, ilk kelime arayasıyla başlıyoruz. Belediyemize yapmış olduğunuz müracaatınızda evlerinizde herhangi bir sakınca olmadığını görüyoruz. Bu beyanınızı tekrar sayın şahitler ve halkımızın huzurunda tekrarlamanızı istiyoruz. Gelin adım, adınız soyadınız. Nilgün Erdem. Damat Bey, adınız soyadınız. Harun Oflaz. Şimdi gelin hanımda alkış yapmadınız. Güzel bir alkış istiyoruz. Sayın Nilgün Erdem, hiç kimsenin baskısı altında kalmadan kendi özgür idarenizle özgür idarenizle sağlıkta, hastalıkta, iyi günde, kötü günde Sayın Harun Oflaz'la bir beraber olmak için bir ömür boyu evliliğe eşi olmayı kabul ediyor musunuz? Evet, kabul ediyorum. Sayın Harun Oflaz, hiç kimsenin baskısı altında kalmadan kendi özgür iradenizle iyi günde, kötü günde, sağlıkla, sıhhatle Sayın Nilgün Erdem Bey'le evlenmek istiyor musunuz? Bu kadar şahidin huzurunda evet, kabul ediyorum. Değerli misafirler, siz görmüşsünüz ama burada ayak basma yarışması var. Yani yarışmamızda kim ödül vereceğiz bilmiyorum. Sayın şahitlerimiz, sizler de şahitlik ediyorsunuz. Sayın şahidiz. Şahit geliyorum, hayırlı uğurlu olsun. Şahit olun, Allah mesut ve bahtiyar eylesin. Şahitlik ediyorum, hayırlı uğurlu olsun. Bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Şahitlik ediyorum, Allah huzurlu mutlu etsin inşallah. Şahitlik ediyorum, Allah bir ömür boyu mutlu etsin inşallah. Şahitlik ediyorum, hayırlı uğurlu olsun. Şahitlik ediyorum, Rabbim hayırlı mübarek etsin. Şahitlik ediyorum, ömür boyu mutluluklar diliyorum. Şahidim, Allah kabul etsin, hayırlara vesile olsun. Sayın Başkanıma, yengarıma iki cihan saadeti nasip etsin Rabbim inşallah. Şahidim, Allah iki cihan saadeti nasip etsin. Şahitlik ediyorum, Allah kabul etsin inşallah. Şahitlik ediyorum, hayırlı olsun. Şahitlik ediyorum, Rabbim bir yansıtan hocasın inşallah. Amin. Şahitlik ediyorum, hayırlı uğurlu olsun. Şahitlik ediyorum, iki cihan saadeti diliyorum. Şahit oldum, ömür boyu mutluluklar diliyorum. Şahitlik ediyorum, Rabbim iki cihan saadeti versin. Şahitlik ediyorum, Rabbim Yusuf Bahtiyar eylesin. Şahitlik ediyorum, mutluluklar diliyorum. Şahidim, Allah Yusuf Bahtiyar et. Şahitlik ediyorum, Rabbim iki cihan saadeti versin. Şahitlik ediyorum, Allah sağlık ve huzur versin. Bütün şahitler bize kuvvetli bir alkış rica edebilir miyiz? Sayın vekiller, Settar Bey ben sadıç olacağım neyi tutturdu? Baktım niye biraz böyle damat değil ona sanacak. Şahit yazdınız mı? Huzurluktan buradan. Sayın vekiller, huzur basayım diyerekten engel çıkartıyordu. Kardeşiniz diyor ki dayağı yiyor ya. Sen kafana da tamam. Şahitlerimiz imzaladı. Şimdi asıl şahitlerimiz halkımız, kendimiz arkadaşlar, kıymetli hemşehrilerim, siz de bu davaya şahit oldu musunuz? Şahit geliyor musunuz? Allah razı olsun. Sayın Başkanım, biz
Şenur'un tarafı olarak Ankara'dan geldik. Evdin bacımıza, Sayın Harun Başkanımıza bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Amin. Evet. Hocam geri gelir misin? Biz ya biz de çekiyoruz. Tamam biz de çekiyoruz. Yani burada hiçbirimiz alamayız ki. Az geriden çek. Tamam anladım da biz de onun için çekiyoruz ya. Biz de onun için çekiyoruz. O zaman biz çekmeyelim. Sen en öne geçecek herkesin. Biz de onun için geldik buraya. Allah Allah ya. Atılan bu imzalarla evlilik meclisi kurulmuş oldu. Rabbim gençliklerimize birleşen kalpleri hiç ayrılmasın. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta hep birlikte yok olmak adına evliliği süt gibi ak, tereyağı gibi hoş, bağ gibi tatlı olsun. Allah mutlulukları daim eylesin. Birleşen kalpleri hiç ayrılmasın inşallah. Nikah defterini vermek için sayın. Yarın bana bak. Böyle şimdi vallahi. Nikah defterini vermek için sayın Çamkırı valimize veriyorum. Sayın milletvekili, saygılar, korkunç, çok büyük sahabiler, hanımefendiler, beyefendiler, size saygıyla selamlıyorum. Barıkırsın Cem bizlere tüm salonu şahitlik etti. Belediye başkanımıza ve saygıdeğer eşine ömür boyu mutluluklar diliyoruz hep beraber. Allah iki can sağlık nasip etsin. Hayırlı uğurlu olsun. Çok kıymetli Akkaracağlı hemşehrilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli çiftimiz, çok kıymetli şahitlerimiz, biz de sizleri saygıyla selamlıyoruz. Öncelikle biz Kızılcahamam kampından geliyoruz. Bu münasebetle de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey'in sizlere selamını iletiyorum. Kabul buyurun. Tabii bu mutlu günde bir iki gün önce Binali Yıldırım Başbakanımız buraya uğradılar. Çankırı'dan başlayıp Çankeş sonrasında da Kızılcahamam programı ile ilgili. Ve burada da sağ olsun kıymetli başkanımız, Harun Başkanımız onu misafir etti, ağladı. İnşallah o da bir düğün hediyesi bıraktı. Yakın zamanda Akkaracalar Meydanı'nı sizlerin hizmetine sunacağız. Bunun yanında Sayın Cumhurbaşkanımız kapanış konuşmasında ki Akkaracalar çiftçilikle yoğrulan bir ilçemiz. En çok arpa ve buğdayın ekilip biçildiği bir yer. Fiyat açıklamasında bulundu. Kıymetli çiftçilerimiz, bizi duyuyor musunuz? Evet. Buğdayın ton fiyatı 6050. Yanında primiyle beraber 7050 TL. Akkaracalarımıza hayırlı uğurlu olsun. Arpanın ton başı fiyatı 5500 lira. 500 lira primle beraber 6000 lira oldu. Bu da Akkaracalarımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ben çiftlerimize bir ömür boyu birlik, beraberlik, mutluluk diliyorum. Ve bizleri bugün yalnız bırakmayan kıymetli Bursa milletvekilimiz Refik Özen Bey'e mikrofonu takdim ediyorum. Evet, değerli dostlar, öncelikle ben her iki ayrıca hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum ben. Akkaracayı artık kendi yerim gibi, kendi içen gibi görüyorum. Bu düşüncelerle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet, kamptan biraz geçmeli geldik. Belki beklettik, o yüzden de hakkınızı helal edin. Ben tabii siyasi olarak çok eken törenlerine katılıyoruz. Bursa'da da keza aynı şekilde. Ama bunu açık bir şekilde ifade edeyim. Bu kadar güçlü bir şahit kadrolu nikah töreni ilk defa şahitlik ediyoruz diyeyim. Bu vesileyle hem Harun Başkanı'nı hem yönetmeni ben de tebrik ediyorum.
Tabii şöyle bir hatıramız var bizim Harun Başkan'la. Geçen sene biz genel merkezimizin görevlendirmesiyle Bozkurt'ta yaşanan sel felaketi münasebetiyle orada incelemelere gitmiştik. Dönüşte araç arıza yapınca yolda kaldık. Sağ olsun da bizim burada bu civarda olunca Çankırı içinde gecesini gündüzüne katan ve Ankara'da da bu manada mücadelesine şahitlik ettiğimiz kıymetli Sayın abimizi aradık. Ya dedik yolda kaldık. O da sağ olsun Harun Başkan'a emanet etti bizi. Ve o zor günümüzde bizim yanımızdaydı. Bizler de bu mutlu günde yanında olmak istedik. Ben tekrar kendilerini kutluyorum. İki cihan saadeti diliyorum. Hepinizi saygıyla selam. Evet, Çankırı Belediye Başkanımıza mikrofonu veriyoruz. Evet, Sayın Vekil'in ifade ettiği gibi ben hakikaten ilk defa böyle bir bürokrasi, devlet, siyasetçi hepsi bir arada. Bu tabii Harun kardeşimizin de başkanımın kendi şahsiyetinde ortaya koyduğu sevgi. Fakat şunu ifade etmek istiyorum. Biz siyasiler, yerel ve genel yöneticiler, bürokratlar, her ne kadar keramet biz kendimiz de bilsek de önce Cenab-ı Allah yardım edecek, sonra halkımız destek verecek. Ondan sonraki en büyüğü ki evde huzurlu bir aile, tabii bizim yol arkadaşlarımız her zaman bizim yanımızda olacak. O yüzden hanımefendiyi tebrik ediyorum. bütün başarıların arkasında inanın bir eş var. Bizleri o saygı, merhamet ve anlayışla karşılamasa ne halkımıza, ne vatandaşımıza, ne de Allah katında hiç kimseye hizmet etme şansı bulamayız. Ama görüyoruz ki Harun Başkan'ın başarısı kat giderek artacak inşallah. Buradaki yaptığı çalışmaları biliyoruz. Ben tekrar tebrik ediyorum. Ömür boyu mutluluklar diliyorum. Toyunuz mutlu olsun, soyunuz mutlu olsun inşallah. Hayırlı olsun. Sayın Vakil, Kıymetli Belediye Başkanı'nın kaynaklanması.